Afrika'dan yaratılış efsaneleri. Doğu Afrika. İlk insan Kintu ineği ile birlikte yalnız ve yiyeceksiz yaşıyordu. Yaşamak için ineğin sütünü içiyor, bu sütten elde ettiği peyniri ve yağ yiyordu. Bir gün gökten Tanrı Gulu'nun oğulları ve kızı Nambi yeryüzüne indiler. Tanrılar Kintu'ya nereden geldiğini sordular ancak o bunu bilmiyordu. Kintu'dan hoşlanan Nambi onunla evlenmek istedi ve bunun için onu babasının sınavından geçirmek üzere gökyüzüne çıkardı. Kintu burada pek çok kişi, sürü, muz, tavuk, koyun, keçi ve başka yiyecekler gördü. Tanrı Gul'un hazırladığı zor sınavların hepsini geçince Nambi ile evlenmeye hak kazandı. Çift Gul'un hediyeleriyle birlikte dünyaya dönerken yalnız değildiler. Nambi'nin Abe'ye Valumbe ölüm de onlarla gitti. Bir zaman sonra Valumbe Kintu'yla Nambi'nin çocuklarından birinin kendisi için pişirilmesini istedi. Kintu bunu reddedince de çocukların hepsini öldürdü ve gökyüzüne döndü. Kintuysa çocuk yapmaya devam edeceğini, böylece ölümün insanı asla yenemeyeceğini söyledi. Batı Afrika. Çok uzun zaman önce bir erkekle bir kadın gökyüzünden dünyaya indiler. Bir başka çift de yer altından yukarı çıktı. Gök tanrısı dünyaya bir piton yılanı gönderdi. O da evini bir nehrin içine kurdu. Başlarda kadınla erkeğin çocukları olmuyordu. Zaten böyle bir istekleri de yoktu. Bir gün yılan onlara ardıllarının olup olmadığını sordu. Hayır cevabını alınca da kadınların gebe kalmasını sağlayacağını söyledi. Çiftlere yüz yüze durmalarını söyleyip suya daldı. Yüzeye çıktığında erkeklerin göbeklerine su fışkırttı. Sonra da onlara evlerine gitmelerini ve yan yana yatmalarını söyledi. Böylece kadınlar hamile kaldılar ve ilk çocukları dünyaya geldi. Orta ve Güney Afrika. Bakuba yaratılış efsanesine göre dünya henüz sadece suyla kaplıyken ve her yer karanlıkken beyaz tanrı Mbombo hüküm sürüyordu. Tanrı bir gün karnında dayanılmaz bir ağrı duydu ve güneşi, ayı ve yıldızları kustu. Güneş o kadar sıcaktı ki bütün sular buharlaştı ve her yerde kurak tepeler kaldı. Mubombo tekrar kustuğunda insanlar, hayvanlar ve diğer her şey ortaya çıktı. İlk kadın, leopar, kartal, şahabı sakıp, örs, maymun fumu, ilk erkek, tıraş bıçağı, sağaltım sanatı ve yıldırım. Nişinge, suların dişi efendisi, doğuda oğlu Voto ve kızı Labama ile yaşardı. Voto, Bakuba'nın ilk kralıydı. O çocuklarıyla batıya göç etti ve renklerini siyaha boyadı. Sudan'da Nil kenarında yaşayan Şirlukların inanışına göre ise Yok yani Tanrı insanı çamurdan yarattı. Sonra kuzeye yaptığı yolculukta beyaz çamuru buldu ve Avrupalıları şekillendirdi. Araplar kırmızımsı kahverengi çamurdan, Afrikalılar da siyah topraktan yaratıldı. Sonra Yok insanı uzun kollar, uzun bacaklar, ağız, dil, gözler ve kulaklar verdi. Kamerunlu pangveler, Tanrı'nın ilk önce çamurdan bir kertenkele yarattığına ve onu ıslanması için bir küçük gölün içine bıraktığına inanırlar. Tanrı, kertenkeleyi gölde yedi gün bıraktıktan sonra insan dışarı çık diye seslenir ve sudan dışarı kertenkele yerine bir adam belirir. Natallı Zulu'ların efsanesine göre başlangıçta kuzeyde Uhlanga isminde büyük bir bataklık vardı. Burada çeşitli renklerde hasır otları ve kamışlar yetişirdi. Bir gün gök tanrısı Umvelingangi yeryüzüne indi ve Uhlanga ile evlendi. Bu geniş vadiden değişik renkte pek çok saz kopardı ve onlardan insanları yarattı. Her saz türünden kadın ve erkek olmak üzere bir çift insan oluştu. Bu ilk insanlara Unkulunkulu dendi ve bunlar her bir kavmin ebeveynleri oldular.